İkaz ve Can'dan selamlar. Selamlar. Bugün sizlere küçük arkadaşlar edinip de evdeki yalnızlığımızı paylaşmak istediğimizde karşılaştığımız yem sorununu anlatmaya çalışacağız. Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İşte geldik karşınızda yine ilk yaz ve can. Eser de kalmadı dertlerden. Yine ilk yaz ve can. Önce beta balığımız vardı, Mutlu. Mutlu'yu aldığımızda küçük bir kapta duruyordu. Şeffaf bir poşetin içinde bir akvaryumda. Stres altındaydı sürekli. Çünkü işte stres olsun, şişsin ki kolay Güzel satabilsinler. gözüksün, evet. Tabii güzel, sağlıklı gözüksün. Yem olarak bize bunu vermişti. Bu pelet yem diye geçiyor sanırım. Attığınızda akvaryumun dibine çöküyor. Bir tane bile yemedi bundan. Sonra biz de Bunu aldık. Adını Mutlu koymaktaki espri de zaten akvaryum olarak küçük ama onun alıştığı ortama göre çok büyük bir akvaryuma, sürahi kadar akvaryuma girince hayvan bubble nest tabir edilen baloncuk yuvası yani çiftleşme çağrısı Evet, yapmaya yani o kadar başladı. sağlıklıyım ki, o kadar iyiyim ki dedi. Bir anda yeri değişince o kadar mutluyum ki dedi. Biz de mutlu dedik. Biz de adını Mutlu koyduk. Hayvancağızın mutluluğu 2 ay kadar sürdü bizimle Evet. beraber. Arkadaş olduk onunla, uzaktan haberleşebiliyorduk. Bizi görünce yüzgeçten açıyordu. Böyle böyle yapınca cevap veriyordu falan. Aynası vardı, aynayla oynuyordu. Aynayı görünce şişiyordu. Şişiyordu. Onu sonra alıyorduk falan. Beyni gelişsin diye tavsiye ediyorlar. Bir sürü şey yazılıyor. Şimdi temel noktalardan biri bu. Küçük hayvan, tırnak içinde değersiz hayvan ya. Evet. Sizin onunla kurduğunuz arkadaşlık bağı mevzu değil. Hayvanın satın alınabilme ucuzluğu düşük olduğu zaman çok çok ciddi bir bilgi kirliliği. Hem esnafta hem internette hem de ürünlere ulaşma zorluğu karşıya çıkıyor. Evet, sağlık Veterinere zorluğu. götürüp evet yani hayvanın yenisi 25 lirayken veya 30 lirayken Akvaryum hayvandan daha pahalıydı. evet yani sahip olma bedeli 30 lira olan bir hayvana veteriner 200 liralık masraf yapıp iyileştirmiyor Türkiye'de. Yurt dışında yapıyorlar bunu ama Türkiye'de kimse bunu yapmıyor. Bu çok acı, üzücü bir şey. Yani bu tarz hayvanlara sahip olmak isteyip de işte arkadaşlık kuracaksanız aklınızda bulunsun diye Bize bu verdikleri yapalım dedik. pul yem diye geçen yemin, alın bunu yer, bu çok sağlıklıdır falan diye verdi. Gene aynı pet shop ne yazık ki. Yani un çoğunlukla. Heh. Balık unu ve yağ, kırıl Yani unu. hayvanın yememesi gereken şeyler var. Soya küspesi ve yağı. Bunun farklı çeşidi varmış aslında, karidesli falan sanırım. Onu almak gerekiyormuş. Bulursan Bunu alırsın. verdi, aynen öyle. Ben... Bunu yedi, tuvalete çıkamadı. Yani evet. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul Türkiye'de birçok şeyin merkezi. Birçok ithal ürünün de asıl stoğunun deposunun bulunduğu yer. Hayvan mağazası çeşitliliği, veteriner çeşitliliği de çok fazla farklı farklı mevkilerde. Ben bu hayvana düzgün yem bulabilmek, bir müddet sonra zaten pulları kabardı. Pulların kabarması artık hastalığın galiba ilerleme belirtisiymiş. Evet, yani o kadar kötü ki küçük hayvan anlayamıyorsun. Ancak pulları kabardığında anlıyorsun. Pulları kabarmasının sebebi de aslında gene tuvalete çıkamaması gibi Yani şeyler. şişti karnı. Gözle Şişlik, görülür evet. değişim olduktan sonra fark edebilir. Sürekli check-up yapma şansı yok. Gittim ben 7-8 tane falan veteriner gezdim. Yani herkes anlamayıp gönderiyor, biri öbürüne paslıyor. En sonunda işte akvaryumcu çok kıymetli Bakırköy'de. Peki gittim adamdan. Özellikle sordum dedim ki... Akvaryumcu değildi bu arada. Deniz ürünleri bir şeyine gittin sen yani. O Ya kadar şey evet. bir yerde, başkanlık falan öyle bir şeydi Tabii. orası. Ya hayır, şeyden sevk aldım, kaymakamlıktan sevk aldım. Heh, Onlar öyle bir kendi şeyler yani. veterinerliğinden tavsiye ettiler. Gerçekten ciddi Saygı duyulacak birine gitti bu aslında. işin kompetanı kimdir dedim. Hani araba söz konusu olunca adres bir şekilde bana ulaşabiliyor. Ben de o abiye ulaştım. Dedim hani nedir bu hayvana ne yapılabilir? Bana oradan kendi 1000 tane betasının olduğu kocaman akvaryumu var. Dedi ki al bu yem Sen onu kurt. çamur sandın. Çamur gibi evet canlı kurt. Bunları ver. O yemesi gerektiği kadarını bilir. Bakın dedim emin misiniz? Bu hayvan doyma hissi olmadığını bildiğim hayvan. Yok yok dedi o ne kadar yiyeceğini bilir. Hepsini birden mi vereyim? Evet, hepsini birden ver. O ne kadar yemesi gerektiğini bilir dedi. Ölçü de şey kadar, şeyden biraz büyük. Bu 1 lira atarsın zıplayan top düşer. O toplardan azıcık daha büyük ölçü. Ne kadar spesifik Lastik top var ya zıplayan. Bu arada ben de sonra sorguladım aynı kararı. Yani balık nerede duracağını bilmez. Ama adam bir öyle tırnak söyledi. içinde Adam da uzman uzman biri olduğu için. öyle söylüyor. Peki dedik. Verdik.
Ve çok severek yedi. Evet, Mutlu'yu hiç o kadar mutlu görmemiştik. Küçük bir aksiyon filmi oldu akvaryumun içinde ve tahmin ettiğimiz gibi doymak bilmedi. Üzerine bardak kapatarak kurtların bir kısmını sonra yemesi için izole ettik. O yine aradan uzananları bulup çekiştirmeye falan çalışıyordu. Ve çok tahmin etmeniz zor olmadığı gibi hayvan şişip çatlayarak aramızdan ayrıldı. Ama kurtarmak için yapılabileceğini düşündüğümüz her şeyi yaptık ama kurtaramadık. Sonra V'ye geldi. Evet. Hamsterımız, ilk yaz V'canın ortasındaki V. Evet, evet. Küçük hamster. Yavru sanıp aldık. Doğru, yavru istedik önce. Yavru, hamsterler ömrü çok kısa hayvan. Evet. Dolayısıyla yani 2-4 yıl falan ama tırnak içinde yavru almak lazım ve ergen hamsterle ihtiyar hamsterin arasında neredeyse hiç fark yok, görüntü anlayamıyorsunuz. Bizimki de sanırım öyle olmuş. Biz yavru niyeti aldık, kocaman adammış meğer. Evet, 6 aylık diye mi almıştık acaba? Galiba öyle demişti. Öyle bir şeydi. İşte yetiştirip satan simsarından. Bir kere hastaydı zaten. Evet. Deri hastalığı vardı, ensesi falan tüyleri çok dökülmüştü. Sorduk, doğru. Dedi ki işte yeni çiftleşmeden çıktı, kavga etmiştir falan. Peki, yani geçmedi, bir hafta, iki hafta geçmedi. İnternete baktım, dedi ki çay ağacı yağı sürün. Gerçekten işe yaradı, gittim aldım. Biraz hoşuna gitmese de sürdük. Islak bir sıçan oldu. Evet. Sonra kendini kurulamak için yerlere yattı falan ama işe yaradı, iyileştirdik. Tam dedik ki artık hayvan tamam, sağlıklı oldu. Tüyleri pırıl pırıl oldu, müthiş neşeliydi, oldu. Neşeliydi, koşuyordu, sıçan daire almıştık, onda oynuyordu, tekerlekleri vardı falan. Baya baya şeydi yani, aktif, güzel bir fareydi. Şimdi gene ama aynı sorun ortaya çıkıyor. Evin önünden yemini falan her şeyini toplamıştık oradan. Adam dedi ki, yine pik, hamster, tavşan hepsi bu yemi yiyor. İçinde, MFO karışık koy. İçinde pembe, yeşil, sarı bir şeyler var. Evet. Ne bunlar? Şeker mi? Şeker yememesi gerekiyor. Diyabete yatkınlıkları var bunların hepsinin. Ne olduğunu bilmediğim bir yem. Ama aksiyonu da bayıla bayıla yiyor onu. Evet, Agio mısırı seviyordu en çok. Evet. Ne olduğunu bilmediğin bir yem veriyorsun. Yeminin muhtevasına dair sağlıklı bir bilgi edinmek çok zor. Yem çeşitleri çok sınırlı. Yine dedik ya, küçük hayvan. Küçük hayvan olunca ne versen gider, bir şey olmaz. Ölürse de değiştirirsin gibi bir vahşi bakış var. Hatta pet shoplarasın, keşke ölse de yenisini alsan. Maalesef evet. Yani akvaryuma, Japon balıklarından kurulu akvaryuma beta attıran, izole etmeden akvaryumcu bile vardı çevremizde gözlemlediğimiz. O yüzden yani bu iş ticarete döndüğünde, bir de ahlaksız ticarete döndüğünde çok çirkinleşiyor. Konuya döneyim ben. Biz Mutlu'ya da sadece bu saçma yemleri vermiyorduk. İşte haşlanmış ıspanak veya bir iki şey daha vardı balıklara verebilirler. Evet. Yapamıyordu diye. İşe de yarıyordu. İşe yarıyordu. V'nin de o verilen yemler ötesinde işte salatalıktır, havuçtur, küçük parçalar halinde kendisine vermiştik. En son yemeği arkadaşımızın karnavalar oldu. Hayır. Kereviz miydi? Evet. Doğru, kereviz oldu. Karıştırdım. Kereviz oldu. İnternete bakıyorsun yiyebilecekleri ve asla yememesi gerekenler. Evet. Kereviz yesin yazıyor. En azından İngilizce kaynaklarda atıyorum öyle yazıyor. Tamam diyorsun, kereviz yiyin, kereviz. Evet, o da kerevizi yedi. Biz o güne kadar yavru sanıyorduk. O zaman anlamalıydık işte. Yavru hiçbir şey kereviz yemez. Kocaman adammış meğer. Kereviz yedi, sonra işte çevirdiği sıçan dairesinde koştu koştu, spor yaptı. Bir baktık yüzüstü yatıyor. Yarım saat kadar sonra. Onu da kurtarmaya uğraştık ama onu da kurtaramadık. Ama olmadı. Şimdi bu konuda da şeyimiz var şimdi. Kereviz yediği için mi oldu? Çok mu yedi? Çok sevdi, çok yedi. Kereviz yiyip hemen spor yaptı, beklemedi diye mi? Çünkü kalp krizi demiş ve evet, trenere götürdün evet. Sonra resmini anlattın. O konuda da emin değiliz. Ama sonrasında, öldükten sonra internete baktık. Türkçe sitede de diyor ki kerevizi asla vermeyin. İngilizce sitede diyor ki kereviz verin. Yani hala bir küçük bilgi hayvanla kirliliği. İlgili bilgi kirliliği. Hayvan konusunda uzmanlaşmış veteriner herkesin ulaşabileceği Türkiye genelinde bir kavram değil. İnternetten bunları bulmak çok zor. Yaşayarak öğreniyorsunuz. İnsanlar da genelde kendi tecrübelerini bu noktada kazanarak bu işi yapıyorlar. Gerçekten 15-20 hamster nesli bakıp büyütmüş insanlar kendi rutinlerini devam ediyorlar. Uzman oluyorlar tabii evet. Ki. Öyle bu iki hayvanın tarihsizliği. Küçük hayvanımızın anısı budur, hikayesi budur. Yani bunlar bizim beslediğimiz ilk hayvanlar değil. Senin de benim de geçmişte tavşanlarımız oldu ki uzun ömürlü tavşanlarımız oldu. Yani tavşan evet. 8 sene, 9 sene yaşar mı? Yaşadı. Ya kedi bakıyoruz. Kedi, evet. Kuş tabii ki baktık. Kuş, köpek balıklar, envai çeşit. Yani. Bunları biz acemiliğimizden, hayvan bakmayı bilmediğimizden olmadı. Bizim bildiğimizin aksine bu işin uzmanı olması gereken insanlar şöyle yapın dediler ve biz onları yaptığımız için oldu. Kendimize karşı gelerek onları yaptık.
ve sonuçta gene de bizim bildiğimiz daha doğruydu. Sizin de bu konuda tecrübeleriniz varsa veya fikirleriniz, önerileriniz varsa biz paylaşmak isteriz. Varsa siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bekleriz efendim.